Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle Oppo'nun son dönemde gerçekten de ortaya koyduğu en başarılı ürünlerden bir tanesi Oppo Enco X'te karşınızdayım. Oppo tek başına bu kulaklığı geliştirmiyor. DynAudio adı verilen bir firmayla bunu geliştiriyor. DynAudio aslında bana sorarsan benden bile yaşlı. 1977 yılında kurulan Danimarkalı bir üretici ve bu üreticiye baktığımız zaman dünyanın en büyük otomobil firmalarına ses desteği sağlayan bir firma olarak görülüyor. Özellikle Volkswagen ve Volvo'ya ses teknolojileriyle ilgili destek veren firma bence bu noktadaki top noktayasa Bugatti ile ulaşıyor. Bugatti'ye de ses teknolojileri konusunda destek veren bu firmayla Oppo'nun yolları kesişiyor ve bu kulaklık üzerinde çalışmaya başlıyorlar ve bu kulaklık ortaya çıkıyor. Açıkçası şöyle söyleyeyim, yani bu özellikler içinde bence en öne çıkan detaylardan bir tanesi bu yenilenmiş DBEE 3.0 teknolojisi ve bununla beraber üçlü mikrofon desteğiyle beraber inanılmaz bir aktif gürültü engelleme sistemi sunuluyor. Bakın, birçok aktif gürültü engelleme sistemine sahip olan ürün inceledim. Ya bundaki bu başka bir şey yani. Bu hani hakikaten o tamamen açtığınızda, ki bu kademeli olarak açabiliyorsunuz bunu. Tamamen açtığınızda başka bir şey size sunmaya başlıyor. Ya ben gerçekten hani uzayda gibisiniz falan, öyle düşünün. Çok enteresan ve çok güzel bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Bu özellikle üçlü mikrofon desteğiyle beraber aktif gürültü engelleme sistemi de başka bir noktaya gitmiş. Beyaz kutusu bizi karşılıyor. Beyaz kutusunu çekip çıkarttığımız zaman içinden şu siyah kutu çıkıyor ve gerçekten de siyah kutuya baktığımız zaman arkadaşlar ya inanılmaz güzel görünüyor. Mükemmel bir kutu tasarımı yapmışlar. Onu açtığımız zaman tabii ki bizi garanti belgesi, kullanma kılavuzu diyebileceğimiz bir dokümantasyon karşılıyor. Hemen altında tabii ki kulaklığı görüyoruz. Hemen alt tarafında ise silikon arkadaşlar. Burada kulak içi farklı farklı aparatlar var. Eğer dediğim gibi kulağınız biraz daha büyükse large modelini kullanıp ya da biraz daha kadınlar için özellikle small modelini de buraya koymuşlar. Bu da bence oldukça güzel detaylardan bir tanesi. Hemen onun altında da yine ürünü şarj edebileceğimiz ekstradan bir şarj kablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ya ben açıkçası kulaklık incelemelerinde, yani çok dediğim gibi hani çok kişisel bir şey aslında. Ben kulaklık tarafına, yani Bluetooth kulak tarafına genelde soran insanlar hep şöyle demişim. Ya abi 405 lira kulaklık neyinize yetmiyor ya, alın gidin devam edin, ne olacak, aktif gürültü engelleme sistemi oldu mu yeterli diyordum. Ama öyle değilmiş arkadaşlar. Öyle değilmiş yani. Hakikaten bu kulaklığın kalitesini gördükten sonra ve ses desteğini, ses kalitesini gördükten sonra diyelim daha doğru olacak. Gerçekten kulaklığın başka bir noktada olabildiğini anlamaya başlıyorsunuz. Yani bir kulaklığa neden 1500 TL verilebilirin aslında cevabı bunu kullandığınızdaki kullanıcı deneyimi diye düşünüyorum. Ya biraz bu ürünün teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu üründe 11 mm bir sürücü var. Bununla beraber bir de 6 mm'lik bir sürücü daha var. Yani toplamda aslında baktığınız zaman balans sürücüsüyle beraber 17 mm'lik bir sürücüye de sahip oluyorsunuz. Bu da size 104 desibel olarak geri dönüyor. 104 desibele kadar çıkan bir ses desteği gerçekten de mükemmel bir ses deneyimi bizlere sunuyor. Tabii ki bu üründe Bluetooth 5.2 güncellemesiyle beraber, desteğiyle beraber geliyor. Öyle değil mi? Bluetooth 5.2 güncellemesi olan arkadaşlar bu telefonlarda özellikle enerji verimi tarafında mükemmel işlere imza atıyor. Kulaklıklarda 44 mAh pil var. O şarj kutusunda ise arkadaşlar 535 mAh pil var. Ve bu da bana sorarsanız oldukça başarılı bir performansa imza atmasını sağlıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birçok insan tabii bunu test etmediği için benim gibi işte burada Oppo'nun gönderdiği şu kağıtta arkadaşlar yazan rakamları size veriyor. Ama ben tabii ki her zaman olduğu gibi bunu kıyasıya, delilercesine test ettim arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim, bakın çok enteresan bir veri vereceğim size. Saat 16.30 itibariyle bu üründe %100 pil vardı. Aslında sağda %90 varmış. Ben de bunu sonradan gördüm. Yani yukarıda %100 görünce, solda %100 görünce ben aslında şarjdan çektim ama aslında sağda %90 daha varmış. Biraz daha dolması lazımmış belki ama neyse, dediğim gibi solda %100, sağda %90'la teste başladım. Bir saat sonra saat 17.30'da her iki kulaklıktan da %10 pil düştüğünü gördük arkadaşlar. Saat 19.30'da, yani teste başladığımızın 3. saatin sonundaysa hem sol hem de sağ kulaklıkta %60 pil kaldığını gördük. Yani 3 saatte %40 pil tüketti. Saat 21.30'da, yani teste başladığımızın tam 5. saatin sonunda her iki kulaklıkta da %30 pil kaldığını gördük ki 5 saat kullanabildik. Bu gerçekten de inanılmaz bir rakam. Yani benim bugüne kadar gördüğüm en başarılı zaten şarj performansına sahip ürünler. Saat 22.30'da, yani teste başladığımızın tam 6. saatin sonunda arkadaşlar, solda %20, sağda %10 pille yolumuza devam ettik. Saat 23'te, yani teste başladığımızın tam 6.5 saat sonra her iki kulaklıkta %10 pil vardı ve halen çalmaya devam ediyordu. Saat 23.30'da, yani teste başladığımızın tam 7. saatinde artık kulaklıklar yeter dedi.
Ve arkadaşlar pilleri bitti. Normalde 7 saate yakın bir şarj performansıyla karşı karşıyayız. Açıkçası benim bugüne kadar hiçbir kulaklıktan almadığım bir şarj performansıyla karşı karşıyayız. Bu da şuna tekabül ediyor. Şimdi şarj kutusuyla beraber arkadaşlar bu kulaklıkları 4,5 sefer hatta 5 sefer diyebiliriz. 4 sefer %100 şarj ediyor. 5. seferde de %80 civarlarında şarj ediyor. 5 seferde şarj ettiğimizi düşünürsek 7 saatte performans verirse arkadaşlar 5 kere 35 yani tam 35 saat boyunca bu kulaklıkları kesintisiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu da dediğim gibi benim bugüne kadar gördüğüm en başarılı ses performansıydı. Bu arada testi de %50 sesle yaptım arkadaşlar, onu da belirteyim. Ve ANC kapalıydı, yani aktif gürültü engellemeyi de kapatmıştım. Çünkü neden diyeceksiniz? Yani bu noktada dediğim gibi yapılan testlere baktığımızda genelde bu testler yapılıyor. Yani bana atıyorum Oppo diyor ki şimdi burada şarj kutusuyla 25 saate kadar şarj kutusu olmadan yani tek kulaklıkta 5,5 saate kadar müzik çalma diyor. Ben 5,5 saatten daha fazla müzik çaldım. 7 saat civarlarında 6 saat 45 dakika diyelim ya da. Müzik çaldığımı düşünürsek kesinlikle ama kesinlikle bu testi böyle yapmak lazım. Çünkü onlar o testi %50 ses testiyle beraber yapmışlar. Ben kesinlikle Oppo'nun bana verdiği değerlerden çok daha fazlasını buldum. Zaten bunu da spesifik olarak sizlere gösteriyorum. Şunu da soran insanlar olacaktır. Yani artık hani bu segment bir üründe bunu soran olur mu diye bilmiyorum ama mutlaka insanların kafasında olacaktır. Yani abi hani bu ürünü aldığımız zaman oyun oynarken bir gecikme... Ya abi öyle bir şey yok kesinlikle yani. Hani öyle bir gecikmeymiş şu yani... Gerçekten de kabloyla nasıl bağlıysa yani Bluetooth'la da aynı sesi alıyorsunuz arkadaşlar. İnanın yani bu teknolojiyi mesela bana bundan 3 sene evvel söyleselerdi gerçekten inanmazdım. Ama şu anda görünen şey ki mükemmel. Eskiden hep söylüyorum bu boynumuza takılan böyle Bluetooth kulaklıklar vardı. Onlarla falan oyun oynamak imkansızdı. Hatta YouTube'dan falan video izleyemezdin. Ses biraz daha geriden gelirdi çünkü. Ama bunlarda o problemler tamamen ve tamamen ortadan kaldırılmış. Gecikme süresi diye bir şey mutlaka bir milisaniye vardır ama sanki sıfır gibi hissediyorsunuz. Şimdi bu ürünün arkadaşlar bazı çekimler yaptım. Özellikle ses performansı ile ilgili. Şimdi de bunları sizlerle paylaşalım. Evet şu anda yani Oppo A70 çok da çekiyorum bu arada. Bayağı da bir rüzgar var. Bu arada ağaçlara falan bakarsanız hakikaten rüzgar var arkadaşlar dışarıda. Ama rüzgar olmasına rağmen nasıl bir ses performansı var bilemiyorum. Ya şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ya kulaklık hakikaten bu yani gürültü engelleme sistemi falan başka bir seviye. Bu arada çok fazla Ağustos böceğin sesi geliyor. Bir de buraları da ıslatmışlar ya. Ben de buraya girdim. Ben de buraya girdim ama dediğim gibi böyle bir durum var. Yani siz bilmiyorum ne düşünüyorsunuz şu anda kulaklığın sesiyle ilgili. Ama ben genelde telefon görüşmesi yaptığım konuda en ufak bir sorunla karşı karşıya kalmadım. Onu da söyleyelim. Bence şu anda oldukça başarılı bir en azından ses seviyesi vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü baktığım zaman yani birçok kulaklık test ettim. Bugüne kadar test ettiğim kulaklıklar içinde gerçekten de ya ses deneyimiyle beni başka bir noktaya getirdiğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Değil mi abi? Vallahi ne bileyim ben yemin ederim şu anda dışarıdayım bak. Rüzgarlı bir ortamdayım aslında. Böyle hem video çektim hem de sesimi kaydettim. Şu an abi ses çok net geliyor ya. Vallahi bak sana yemin ediyorum Mustafa şu anda rüzgarlı bir ortamdayım. Ya gerçekten rüzgarlı bir ortamdayım. Hatta bunu da biliyorsun şimdi onu da biliyorsun çekeceğim ya. Bayağı böyle aslında baktığın zaman rüzgarın istediği yerdeyim. Hı-hı. Ama dediğim gibi yani anladığım kadarıyla öyle rüzgar sesi falan gelmiyor galiba. Abi hiç gelmiyor ya. Vallahi sanki kapalı bir ortamdasın. Ses ya, çok çok iyi yani, geliyor ya. Abi üçlü bir mikrofon sistemi var. O da işte dediğim gibi aslında dışarıdaki o sesi engelleyen sistemlerle beraber yazılım desteğiyle beraber aslında gerçekten de hani dışarıda da olsam evet, böyle bir performans da vermesine sağlıyor. Tamam karım çok teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim. Bu kaydı bana gönderirsin. En azından biz de kullanırız. Tamam abi. Benim genel yayın yönetmenimiz Mustafa Kılıç'a da yine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ne demek her zaman. Her zaman abi tam destek. Görüşmek üzere. Sağ ol abi görüşürüz. Ya ürün tasarımsal anlamda da baktığınız zaman arka tarafta bu Dyne Audio yazıyor burada ve onunla beraber bu ürünün geliştirildiğinden bahsediyor. Yan taraflarda tabii ki arkadaşlar bir gri bir şerit var ve üst tarafta da yine Oppo boyasını görüyoruz. Hemen yan tarafta bağlanılabilirlikle ilgili bir arkadaşlar tuş var. Bu tuş biraz dışarı doğru çıkmış. Bence bu biraz daha içeride kalabilirdi diye düşünüyorum. Ama bu da dediğim gibi oldukça kaliteli görünüyor. Tabii ki kutuyu açtığınız zaman arkadaşlar bağlanıldığında hemen burada yeşil lambayı görüyorsunuz. Bağlandığını anlatıyor size. Kutunun alt tarafında ise tip C girişimizi görüyoruz. Buradan da ürünü şarj ediyoruz. Tabii ki bunun arkadaşlar kablosuz şarj desteğinin de olduğunu belirtelim. Kablosuz şarj desteğine sahip bir pediniz ya da herhangi bir telefonunuz varsa bunu onunla da şarj edebilirsiniz.
Açıkçası benim ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Yani yani yaptığım testlerde kesinlikle ama kesinlikle Oppo Enco X bende şu hissiyatı oluşturdu. Ya ulan ne kadar mükemmel bir kulaklık dedim. Ben Bluetooth kulaklar arasında çok fazla fark hissedebilen bir adam değilim. Belki kendi kulak yapımla alakalı bir şey ama gerçekten Oppo Enco X arkadaşlar bu noktayı başka bir seviyeye götürüyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ve hani o seviyeden hani Oppo Enco X2 mesela çıkacak, tamam mı? Yani oradan nereye götürecekler bunu çok fazla merak ediyorum. Çünkü şu an bunda mesela böyle yüksek kaliteli sesli müzikler dinledim. Ya abi inanılmaz bir fark var ya. İnanılmaz bir fark var. Gerçekten muhteşem bir deneyim sağlıyor. Ya bir Bluetooth kulaklığın şu anda bence gelebileceği hakikaten en son noktalardan bir tanesi. Biraz uzatmış olabilirim ama gerçekten ürün kesinlikle beni çok ciddi etkileyen ürünlerden bir tanesi oldu. Yeni videolar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.